Merhaba TV111 izleyicileri, İstanbul Düşünce Okulu olarak tekrar karşınızdayız. Mesnevi Nuriye'nin müzakeresine devam ediyoruz. Zerre Risalesi nihayete erdi. İnşallah şimdi hemen Zerri'nin akabinde Şemme Risalesi'ni başlama duasına girdik. Bugün arkadaşlarımızla beraber Abdülvahit Gezer kardeşimiz bizlerle olacak. İnşallah hepimiz için istifadeli bir Mesnevi dönemi olur diyoruz ve Şemme Risalesi'nin müzakeresine bugün besmeleyi çekiyoruz inşallah. Şemme, Hidayet-i Kur'aniye'nin nesiminden. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala rahmetihi alel alemin. Bir risaleti seyyidil murselin. Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlem aziz. Şu alem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve enva ile la ilahe illa hu diye tevhidi ilan ediyor. Çünkü aralarındaki tesanüt böyle iktiza ediyor. Ve o tabakat ile enva, bütün erkanıyla, La Rabbe illahu diye ilanı şehadet ediyor. Çünkü aralarındaki müşabehet böyle istiyor. Ve o erkan, bütün azasıyla, La Malike illahu diye şehadetlerini ilan ediyorlar. Çünkü Aralarındaki temasül böyle iktiza eder. Ve o ağza bütün eczasıyla La müdebbire illa diye şehadet eder. Çünkü aralarında teavün ve tedahül vardır. Ve o ecza bütün cüz'iyatıyla La mürebbiye illa diye olan şehadetini ilan eder. Çünkü aralarındaki tevafuk kalemin bir olduğuna delalet ediyor. O cüz'iyat bütün hüceyratıyla la mutasarrife fil hakikati illa hu diye şehadet eder. Ve o hüceyrat bütün zerratıyla la nazime illahu diye ilanı şehadet eder. Çünkü cevahiri fert arasındaki haytın bir olduğu böyle iktiza eder. Ve o zerrat bütün esiriyle la ilahe illa hu cevheresiyle ilanı tevhid eder. Çünkü esirin besateti, sükûnu, intizam ile emri halika, sürati imtisali böyle iktiza eder. Çok etkileyici bir giriş. Yani ben çok etkilendim. Bir tevhid eğitimi, bir tevhid usulü göstermesi açısından. Elbette söyleyeceğimiz, paylaşacağımız çok şey olacak vakit müsaade ettiğince. Fakat ileme başlamadan önce Aynen Zerre Risalesi'nin başında olduğu gibi bir ifade var. Bir ifade düşünmüş. Zerre Risalesi'nin başındaki ifade "Hidayeti Kur'aniyenin şu ağından" ifadesiydi. Bununla ilgili e, kayıtlar mevcut fakat özetle şöyle bir yaklaşım geliştirilmişti. Burada müzakereden öyle neticeler alınmıştı. Birinci olarak işte şu anın bir tedaviye işaret ettiği e, Zerre Risalesi'nde de imani hastalıklarımıza Kur'an'ın hidayetiyle bir şua tedavisi uygulanacağını her bir ilemi bu nazarla okuyalım diye bir e, yorum yapılmıştı. İkinci olarak buradaki hidayeti Kur'ani'nin şu ifadesi bize metinleri ve Risale-i Nur'u müzakere ederken metodun yönünü göstermesi amacıyla. Yani metinden bir şey çıkartarak neye ulaşmaya çalışıyoruz? Ulaşmak istediğimiz yer neresi? Tamam müzakere edeceğiz, metni anlamak istiyoruz ama bunun hangi bağlama oturtup hangi bağlam içerisinde buradan bir nur, bir ışık çıkartmaya çalışıyoruz? Onun bir işareti mi var acaba burada diye bir yorum da yapılmıştı. Peki bugün bunların yanına paylaşacağımız şeyler var mı? Önce size onu sorayım. Hidayeti Kur'an'ın Şemme diye bir risale okuyoruz. Koklama ile ilgili bir risale okuyoruz ve Hidayeti Kur'aniye'nin nesiminden ifadesiyle başlıyor. Burada Lügatçe'de hafif rüzgar olarak çevrilmiş. Fakat e, bir başka tanımda da nesimin o hafif rüzgar ile birlikte burnumuza ulaşan o hoş kokusu olarak da tercüme ediliyor. Ne dersiniz? Bu girişte nasıl bir şey, nasıl bir mana çıkartabiliriz? Yani bana öbür küsü hani şu daha görünen yani gö, gözle alakalı bir şey. Bu biraz daha hani koklamakla alakalı. Belki biraz daha anlaşılması zor olabilen bir şey olabilir yani. Şimdi ben de şöyle bir şeye vesile oldum. Üstadın Hepinizin çok iyi hatırlayacağını düşünüyorum. Evet, i̇man, i̇man hakikatleri e, çeşitlerini sayarken bazıları vardır gözle görünür, elle tutulmaz. Bazıları vardır ne gözle görülür, ne elle tutulur ama hissedilir, hava gibidir, ışık gibidir ve su gibidir. Tutarsın, dokunursun, bedihidir, içersin gibi. Onu hatırlattı. Belki de Şemme Risalesi'nde okuyacağımız hakikatler, Belki de üstadın iman hakikatleri içerisinde sıraladığı o tarife uyan bir tarif belki de. Hava gibi olanlar belki de. Hava gibi olanlar. Evet. Güzel. Başka bu konuda katkı sağlamak isteyen var mı? Abdülvahid'in bir yorumu vardı program öncesinde. Şimdi şu şuayla ilgili biz hem göze hitap etmesi hem de e, tedavi olduğu yorumunu az önce sizden dinledik. E, Şemme'de daha ziyade koku ve lezzete yönelik bir ifade olabilir. Yani diğerinde bir tedavi amacı varsa bunda daha ziyade iman hakikatlerinin zevklerini tattırma veya koklatma evet. e, amacı olabilir. Bu da hani rasyonel bir metinden ziyade zevke hitap eden işte 14. Leman'ın ikinci kısmı gibi yani zevke hitap eden bir metinle karşı karşıya kalabiliriz. Evet güzel, güzel. Bu ikisini de aklımızda tutalım o zaman. İnşallah Şemmen'in müzakerelerinde bu iki arkada işler bir şekilde cari olsun. Bakalım bu yaklaşımlardan her bir Şemmede bir şey çıkartabilecek miyiz acaba? Bunu canlı tutalım. İlemi okuduk. La ilahe illahu ile başlayıp la ilahe illahu ile biten bir metin. Aslında buradaki derslerimizde, müzakerelerimizde sürekli vurguladığımız bir şey vardı. La ilahe illallah'ın hadsiz mertebesi olduğu hakikati. Ee, Zerre Risalesi'ni müzakere ederken bunu çokça andık. Yani la ilahe illallah demek, la ilahe illallah'ı tüm mertebeleriyle tasdik etmek, kabul etmek demek. La saniye illahu, la halika illahu, la Rezaka illahu ne kadar esma varsa. Bunu yeri geldikçe anıyorduk. Burada birebir bir uygulaması var. Fakat size ilk şu soruyu sormak istiyorum. Çünkü e, inşallah e, program öncesinde yayın yönetmenimizle de konuşmuştuk. Bunun e, Arapça metninde bir ifade tül meram var aslında Risalesi'nin. İsaresi'nin. E, henüz ben çevresine ulaşmadım. Belki vardır. E, fakat ben orada e, bu Mesimi Nuriye'de e, her bir ilemin ee, bir nefsani bir hastalığa tam bir ihtiyaç duyulduğunda Kur'an'ın feyizinden süzüldüğünü bahsediyoruz. Üstad orada. Dolayısıyla şu yaklaşımı e, önemsiyorum. Yani bir ilemle muhatap olduğumuzda acaba bu bizim ne türlü bir derdimize deva olabilir e, nazarıyla bir bakalım istiyorum. O yüzden bu şembenin ilk programında bu soruyla başlamak istiyorum. Bu metni okudunuz. Size ilk uyandırdığı, ilk uyandırdığı intiba ne oldu? Merkezde ne var? Sizce? Bir afaki tefekkür var diye gördüm bu ilemde. Ee, yani merkezde afak var. Ve ee, o bir yani hep böyle genel işte, e, işte uygunluk işte benzerlik. Hani böyle bir keskin bir şey değil de daha böyle e, hani fark ettiğimiz bir şey. Yani bir uygunluk görüyoruz. Bu neyi gösteriyor? Bu benzerlik görüyoruz. Bu neyi gösteriyor? Gibi bir yaklaşımla ilerliyor sanki ile. Hmm. Yani çok e, enfüstik tefekkür gibi böyle içine girip çok fazla bizim e, hani ka, kapsayıp bütün o benzerlikleri işte ortaya çıkartmaya ihtiyaç duymadan sadece e, hani ilk bakışta diyeyim fark ettiğimiz derinlemesine incelemediğimiz e, kainat bize ne söylüyor ona onu, hı hı hı. onu ir güzel başka Bu, e, aslında şeyi benim dikkatimi çeken biraz bu e, ayrımlar oldu. Mesela işte alemden başlıyor tabakat envaya, oradan erkanı, oradan o erkanın azasına, o azanın eczasına, eczanın cüziyatına, cüziyatın da e, Esir. kadar iniyor. Yani böyle bir şey var yani her o her e, tabakada diyelim yani bunların hepsini tabak olarak anladım. Her e, ya da bölüm mü diyelim yani her level, her şeyde o her kısımda şeyi gösteriyor. Ee, la ilahe illallah. Aslında la ilahe illallah'ın bir mertebesini. Yani her kısma baktığında, ya gel şu kısmı incele. Bu kısımdaki e, işte ne varsa bu kısım. Onların ilişkilerine bak. İşte mesela ne var? İşte bir tevafuk mu var burada? Ya da bir tesanüt mü var? İşte bir teavün mü var? Bu seni e, la ilahe illallah ya da la ilahe illallah'ın bir mertebesine götürüyor. Yani böyle bir şey var. Güzel bir yapı var aslında. Böyle sürekli oraya atıf yapan. <laughs> onu her tabakada görmemizi sağlayan bir yapısı var metni. Senin dediğine şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Ben de metni ilk okuduğumda buradaki en, yük, en yüksek mertebeyi ya ben insanım. Kainat. Makrokozmos. En üste çıktığında la ilahe illallah hu Allah değil. Bu arada onu konuşacağım çünkü. La ilahe illahu. Maddenin en altına yani normal en yukarı çıktım geldim. Burada madde var. Maddenin içine doğru bir yolculuğa çıkıyorum. En Gidebiliyorum. En fazla esirle karşılaşıyorum. Eksi sonsuz ve artı sonsuzda da la ilahe illa huyla e, karşılaşıyoruz. Böyle bir yaklaşık. böyle bir e, üstadın sürekli vardır ya. Hani, zerreden şemse kadar diyerek aslında bizi hep bir şeye e, davet eder. Yani tefekkürün ister içine de girsen, ister yukarıda gitsen sonsuzluğa ulaşacağın noktasında bize bir perspektif sunması sürekli vardır. Fakat burada ben şu soruyu sormak istiyorum. Sen de e, ilk önce sana da yöneltebilirim istersen. Neden La ilahe illa hu üzerinden işliyor bu bahse? Sayın Nursi kelimelerini çok dikkatli seçen birisi. Hu o demek değil mi? Hu o demek. Evet. Mesela Hu Allahu lezi la Ilaha Illahu. der. Değil mi yani? Akşam namazından, sabah namazından sonra okuyoruz. Sonra bize El melekul kuddüsü selamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir diye o dediğin şu şudur, 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 şudur diye Kur'an'ın bir eğitim usulü var mesela. Bunun hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı sizce veya şu an aklınıza düşen bir şey oldu mu? Veya şöyle söyleyeyim. La ilahe illallah demekle la ilahe illahu demek arasında ne fark vardır ki? Başlangıç belki hani güzel. Bir yani doğru yerden başlarsınız eğer. Bu sefer e, hani takıldığınız zaman e, en azından bir sığınacak bir noktanız vardır yani. Hmm. Evet. <laughs> Biraz bana şey de çağrıştırdı. Şimdi sürekli elimizde bir şey var. İşte bir tabakata bakıyoruz da bir Erkan'a bakıyoruz, Azay'a bakıyoruz. Yani elimizde sürekli bir şey var. Ee, belki hani e, bir ilahın varlığı bize garip daha kabul edilebilir şu aşamada. Çünkü elimizde bir şeyler var ve bu şeyleri ya, belli ki yaratılmış falan diyebiliyoruz. Şimdi la ilahe illahu'ya gidişi aslında Mesela nereden gidiyor işte? Bu havalarındaki müşabehetten işte teabünden tedavi yani belki de şeyi kastediyor. Ee, bak la ilahe illahu olmasaydı yani şimdi bir, bir şey var o, o, belli. Yani la ilahe illahu derken. La ilahe hiçbir şey ilah değildir o vardır diyor. Ya hu'yu biliyoruz. Ya hu var orada. Yani orada bir şey var. Çünkü bu düzenden, bu e, elimizde olan şeylerden o hu'yu anlayabiliyoruz. Şimdi bakıyor işte bir benzeyiş bir işte ee, onun özelliklerine bakarak belki diyor ki yani bak burada başka bir tanesi daha olsaydı bu işler böyle olmazdı gibisinden hmm. yani orada bir Hu'yu önce Hu elimizde var sonra bakıyor bak bu Hu'dan başkasız olamaz Güzel. gibisinden bir. Güzel bir yere geldik şimdi ben bu konuda bir söylemek istediğiniz bir şey var mı önce size şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum ee, bir ya da iki yıl önce net tarih hatırlamıyorum. Bir mutasavvıftan şu cümleyi duymuştum. Avamın itikadı la ilahe illallah'tır. Havasın itikadı la ilahe illahudur. Demek istemiş. <laughs> evet şöyle biraz yani alemin şehadette yaşıyoruz. Yani bir nevi gözlem e, dünyasındayız, gözlem alemindeyiz. Yani insan e, gözlem yapmadan bu kainatta bir ilahın olabileceği sonucuna varamaz. Yani böyle bir e, sonuca hiçbir deney, sample örnek almadan eline sonuca varamaz. Bu sonuca varmanın ilk yolu ne? Baktığı şeyleri ilah olup olmadığını test etmesi. Güzel. Dolayısıyla. Yani bizi bir ee, iban noktasında bir usule davet ediyor. Bir ezber evet, çok, bozmaya çok davet ediyor. Çok büyük bir ayrım aslında değil mi? Hem de galaksiler kadar büyük bir ne olmaz. ayrım. Yani şöyle söyleyeyim. La ilahe illallah dediğinizde zatı bizzat belirlemiş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki budur. Hiçbir şey ilah değildir. Allah diye bir zat var. O ilahtır diyorsunuz. La ilahe illahu da hiçbir şey ilah değil. Fakat biri var. Yani biri olmalı. Gerekir. Sonucuna, insani sonucuna ulaşıyorsunuz. Şöyle bir örnek geldi aklıma. Ceylan üzerinden yürüyeyim. Kendisi aramızdaki tek ağır gör. Sınıftaydın, dersini anlattın arkadaşlarla beraber. Ders bitti, tahtayı temizledin. Çıktın, herkes beraber sınıfı terk ettiniz. Tam böyle işte 10 saniye, 15 saniye sonra... Aa dedin hani sınıfta bir şey unuttum ya falan. Sınıfa bir geldin, tahtada bir şeyler yazıyor. Ne işte mesela diyelim ki Ceylan nasılsın yazıyor soru işareti. İlk ulaşacağın sonuç nedir? İnsani sonuç. İlk ulaşacağın insani sonuç nedir? Burada biri gelmiş, biri gelmiş, bu tahtaya bir şey yazmış. Bu sonuç senin ee, hu sonucundur. Yani biri var sonucundur. Fakat içeri girdiğin gibi vay be bunu kesin Halil yazmıştır ee, sonucuna ulaşmak eğer elinde kuvvetli delillerin yoksa zanni olmaktan öte bir şey değildir. Burası diyor ki bize hatta diyelim hatta ki var. bir metin var çok uzun bir metin bir var şey sen mi? orada çok özür diliyorum diyorsun ki burada biri varmış. Sonra diyorsun ki hatta bakıyorsun bu hattı ben tanıyorum İfadelere bakıyorsun. Bu üslubu ben tanıyorum. İşte ee, kullandığı dile bakıyorsun. Hangi dilde yazmış? Türkçe mi yazmış, İngilizce mi? Bu dili tanıyorum gibi oradaki metnin içerisindeki hani tahtanın köşesinde değil de ortasına yazmış. Bunu genelde kimin yaptığını biliyorum. Şeklinde özellikler üzerinden yürüyüp 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 diyorsun ki bu metni. Belki imza da vardır. Mesela imza yoksa. Ha güzel. Yani imza da var. İmza mührü tanıyorsundur bir bir mühür atmıştır öyle diyorsun ki bu yazı Yunus yazmış. İşte bu senin burada gerçekleşen hadisedeki zatı belirleme sonucundur. Yani belki de abi o söylediğin e, örnekte yani eğer mesela direkt gelir gelmez Halil yapmıştır diye başlarsak başlangıç noktamız veya Yunus yani doğru sonucu ilk olarak şey söylersek söylemiş olsak. E, birisi bizim işte bunun Yunus yapmadığına ikna edebilir. Ve bu ikna hatta bizi e, oradaki yazının olmadığına bile şey yapabilir. E, yani düşe ya o zaman Yunus yap o zaman ya burada yazı yok Hatta bunu kimse yazmamıştır. Direkt düşürebilir. Tevhidi amiyane'nin altında çok çok hırsızlıklar olabilir. E, evet. esprisi. Ama işte asıl direkt hani en sağlam evet burada bir yazı vardır belki ilk oradan baş Yani daha sonra işte burada bu bir yazılmıştır diye başladığımız zaman sonra biz sonraki aşamadan işte sıkıntı geriye dönülebilir yani tekrardan. Hmm. Şimdi o zaman şöyle toparlayalım. La ilahe illahu ile başladığı en yukarıdan en aşağı kadar la ilahe illahu sen dedin ki işte e, ilk baştaki katkında burada bir eee Nasıldı? İlk ilk söylediğin katkıda ne demiştin? Kelimeleri hatırlamak istiyorum yani. Az önceki Mer, merkezde yok hani merkezde ne var dediğimde ilk söylediğin bir yorum vardı. Afaki. afaki tefekkür. Ha afaki tefekkür var. Yunus dedi ki işte burada tam da bu hani biz hep sürekli bir la ilahe illallah'ın hadsiz mertebesi diyoruz ama hani bundan derken neyi kastediyoruz? Onu, tam da böyle bir e, daha açıkça her bir parçacık üzerinde bunun bir dersi verildi. Ondan sonra şimdi de dedik ki neden La ilahe illallah değil de neden la ilahe hu tercih edildi acaba dediğimizde bir giriştir bu. Yani bu imanın, emin oluşun, iman edişin, tasdikten ve tasdik sonucunda ulaştığım sonuçtan emin oluşa beni götüren yolculuk açısından esaslı bir metin var karşımızda dedik. Şimdi e, o metnin içine girelim. Ben bir şey düşündüm. Buyur. Ya. Şimdi hani afaki bir tefekkür olmakla beraber bir de şöyle bir durum var. Yani ben buna baktığımda bunun kime hitap ettiğini sorduğumda şöyle bir cevap aldım kendimce. Yani hadisatı dağdağlı gören bir insana e, kainatı nispeten başıboş gören bir insana ve bu durumdan e, kendisini kurtaramayacağını bilen bir insana bir teselli gördüm. Yani e, maddenin boşluklu yapısında boşluksuz bir tevhid. yani madde hiçbir e, tabakada ancak tevhid doldurabilir. E, hiçbir tabakada boş yer bırakmayan bir tevhid var. İşte en üstten başlıyor ta zerreye kadar inen bir Zerreden tevhid. Zerreden de aşağı esir. Esire kadar iniyor ve bu tevhid hani insana şöyle de bir teselli veriyor. burada bir müdebbir var, bir malik var, bir Rab var ve bu her yere hükmeden, her yere bir düzen veren ve bu eşya arasında bir e, tevafuk, temasül ve onları teavün evet. veren bir rap Bütün var. tasarrufu <laughs> üzerinde bulunduran. Ve bu e, o dağdağlı görünen dünya içerisinde insana birisi var dendiği zaman büyük bir teselli oluyor. Evet. Yani bir kaos üzere olarak kainatı okuyana. yo hayır, gördüğün bir kaos değil. Bir ders veriyor, bir evet. düzen var. Ya bu da işte hani ilk baştaki şemmenin neye e, hizmet ettiği noktasında belki e, o noktada bir teselli verme noktasında bir şey olabilir. Hmm. Yani biraz. Çok güzel. De, fiil aşaması galiba burası değil mi? Yani Yani neyi e, kastediyorsun? İşte hani e, eser işte fiil, isim, şahıs, yani zat hmm. orada. Hmm. Şu anda galiba bu fiil kısmı. Evet çünkü şeyden gidecek zaten. Fiillerden hmm. ilerleyecek. Şimdi mesela Diyor ki müellif, görünen ve görünmeyen bütün tabakat envayla la ilahe illa hu diye tevhidi ilan ediyor. Başlamadan önce bir de şunu sorayım. Bu ilan etme dediğimiz hadise, ya bu nasıl bir metafor? Burada neyi kastediliyor? Mesela bir ağaca baktığınızda ağaç size karşı la ilahe illa hu'yu tevhidi ilan ediyor derken neyi kastediyoruz? Nasıl bir usulü öneriyorsunuz bana? Yani ben o eşyaya karşı nasıl bir tarzı nazarla muhatap olmam lazım? Neyi kastediyorsunuz? Ağaç, bayağı ağaç yani. Odun, konuşmaz. Ne ilanından bahsediyorsun? İlan etmek de kuvvetli bir şey. Mesela demin bir tahta örneği vardı ya. Mesela tahtaya bakıp yazıdan işte yazının kimin yazısı olduğunu falan anlamak böyle biraz daha aslında zor bir şey. İlan etmek daha kuvvetli yani. Sana hitap evet. ediyor. Evet. Yani canlı, konuşan, kelam eden bir varlık kategorisine oturtmanla sebep olan şey nedir? Neyi kastediyorsunuz bana bunu derken? bütün buradaki fiil yani bütün kainatın ya da bir bütüncül bir bakış açısı tabakat alem ve onların envaları yani çoğul bir Tamam ağaç türü olsun. Tamam çoğul olsun. Bütüncül olsun. Ağaç türü evet. la ilahe illa huyu ilan eder ne demek? Yani lisanı haliyle Nasıl yapar bunu? İşte onu odun yani. Şey... Ağaç bir odundur. Odun bir şey söylemez. Odun konuşmaz. Desem ne dersiniz yani? Abi cevabı aralarındaki tesanüdün iktizasına veriyor üstad. Yani e, onlar lisanı halleriyle ne söylüyorlar? Bizim aramızda bir tesanüt var. Yani biz oradaki illahuyu o tesanütten bulacağız herhalde. Daha doğrusu ilahlı. Şöyle bir şey söylüyoruz. Yani canlılık mertebesi Güzel, biraz biraz güzel gibi. bir yere geliyoruz. Hı. Yani ilan e, böyle aktif bir şey değil bence. Şuraya geleceğim. Pasif. Şöyle. Yani bir ilan kendisi konuşmaz. Mesela hayvanların önüne işte çok güçlü led lambalarla bir ilan koy. Onlar için bir ilan değildir o. O ilan karşılığında onu anlayabilecek biri olduğunda ilandır. Güzel. Dolayısıyla ağaç... Buradaki konuşma hoparlörden çıkan ses gibi bir konuşma değil. Değil, yazı da değil. Pekala, güzel bir muhatap, onu okuyabilecek bir muhatap bekler karşısında. Bu da güzel. Evet. Ağaç gerçekten ilan olmadığı durumda odundur. Fakat ilan olduğu durumda bir metindir. Tamam güzel. Bak arkadaşlar çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Diyorum ki oduna baktığımda La ilahe illahu ilanını okutan şey nedir bana diyorum size. İşte onu da söyleyeceğim. <laughs> Karşıdaki muhatap bir ilahı arayış içerisinde. Dolayısıyla o kainata baktığında bu benim ilahım mı? İlah bu mu? A meyveyi ağaç mı veriyor? Güzel. Diye baktığında, baktığında, baktığında görüyor ki aralarında bir e, meyveler arasında bir misal, temsil daha doğrusu aynı olma durumu var. Aynı kökten gelme durumu var. İşte bu dışarıdan bir müdahalein müdahalenin olduğu açık. Odundan meyve çıkmayacağını anlatır durumda. Teminden beri söyletmeye çalıştığım nokta bu. Yani oduna baktığımda odun diyor ki bana lisan haliyle sizin kavramınızda. Bunlar doğru kavramlardı ama tam da Halil'in getirdiği noktayı duymak istediğim için söyledim. Ben ilah değil. Bu meyveyi ben yapamam. Görmüyor musun yani? Görmüyor musun? Ben de ilahlığa dair hiçbir özellik yok. Bir şeyi var etmek için gereken ne kadar vasıf var ise o vasıfların hiçbiri bende yok ibaresini ben onun üzerinden okuyabiliyorum demektir. La ilahe illahu'yu ilan ediyor metaforu. Delilin nedir diye soruyoruz Sayit Nursi'ye. Bir de bu la ilahe illahu'yu hepsi beraber deme mevzusu belki hani şöyle bir şey olabilir. Ee, yani elmanın ilah olmadığını aldık. Hani bunların hepsini beraber toplayıp sonra la ilahe illahu diyoruz. Bunların hiçbirisi değil. Yani şeydeki yani, o yani bakış açısı aklını... şöyle ay değil. Hani Hazreti İbrahim'in şeyinde. O zaman işte güneş, güneş de değil gibi yani. Yok senin dediğinden şu çıkmasın ama. Yani onu mu kastediyorsun? Onu gerekirse bir daha müzakere edelim. Vaktimiz de çok sonuna geldik ama yani e, tek bir elmaya baktığında la ilahe illahu'yu okuyamasın ama bütün türe baktığında okursun gibi bir şey mi kastediyorsun? Yok, belki mesela elmayı tam okuduğun elma değil ama belki ilaç şey ilah ağaçtır yani hani ya yani yok yani şu, tamam. şöyle bir şey de olabilir yani e, bütüne de baksan o bütünün içerisinde bir gruba da baksan o grubun içerisinde bir ferde de baksan o ferdin içerisinde bir azaya da baksan o azanın içerisinde bir hücreye de baksan o hücrenin içerisinde bir zerreye de baksan o zerrenin içerisinde bir esire de baksan tevhide tamam. yol var Tevhide yol var. Evet. Yani en büyük mesaj La ilahe illahu aslında. En büyüğe baktığında veya en küçüğe de indiğinde bu mesajı okuyacaksın. Fakat bu mesajı okumak için bir metodoloji. Yani burada mesela metinden şöyle mi çıkartıyoruz? Mesela azaya baktığımızda sadece La Malike illahu'yu okuyabiliriz. Burası öyle sınırlandırıcı bir metin değil sanki yani. Belki e, en barizleri tercih edilmiş olabilir. Ona, o açıdan bir usul olabilir. Yani belki de azaya baktığında ilk ona böyle ilk böyle en şiddetli bir şekilde vuran mülkiyettir ve bunu da temasülden birbirlerine misal oluştan çıkartıyordur. Fakat başka bir açıdan baktığında da tevhidin başka bir mertebesinde okuyabilirsin. Yani ben metni en özelde usulü açısından çok önemsedim. Ee, ve tam da oraya giriyordum. Yani bu La ilahi İllahü'yü ilan ediyor. Nereden çıkartıyorsun abicim sen bunu? Nereden çıkartıyorsun? Çünkü arasında tesanüt böyle iktiza ediyor. Ediyor mu peki sizce de? Ya Bence de tam o bu iki şeyle bu çünküyle o kısmı pek Heh. bağlaştıramadım yani. Tesanüt varsa benim aklıma ilk gelen şey oldu yani. Tesanüt varsa tesadüf yoktur. İşte bu bu var. Bir de hani ben yapamam kısmındaki o elma ağaç odun ilişkisindeki oradaki kurduğumuz ilişkiyle şimdi söylediğin ben aynı yere koyamadım bir türlü. O yüzden e... aslında o bağlamda ele alsak daha şey. Çünkü tesanütte bir dayanışma, dayanışma Türkçem anlamasıyla dayanışma yani dayanışma olarak. Ben içi bir dayanışma ayımı kastediyorum. Yok, Yok tür değil. Herkes, Genel herkes aciz herkes fakir. Evet, yani bu şeyi Hı. ağaç tek başına yapamıyor. Güneş evet. tek başına meyveyi yapamıyor. Su tek başına meyveyi yapamıyor. İşte yapraklar, dallar şeyler hiçbir tek başına meyveyi yapamıyor. Ancak bunların tesanüdü gerekir. Ben biraz mesela tesanüd hmm. tesanüdü teavin tesanüt işte bunları biraz da şey mesela e, hani bunlar kendileri yapamıyor birisi onları yapmış olmalı. Mesela öyle de anlaşılabilir ama biraz da şey gibi geliyor bana hani veya varsa böyle bir uyum, böyle bir şey tek elden çıkma hususu. Çünkü burada mesela yani la rabbi illahu, işte, la malike illahu derken aslında hep böyle bir şey var. Ee, bir zat var. Hu var orada. Yani hu'yu az çok tabi ediyor. Hu'nun orada bulunduğunu. Diyor ki ama ya bu hu'dan başkası yok. Yani hep böyle bir tek elden çıkma. Yani böyle bir uyum varsa mesela işte mesela bakıyorsun işte şu şu marka mesela ne bileyim bu işte bu adaptör bu şeyin laptopun falan. Demek ki bunlar aynı marka yap. Yani böyle bir şey var. Demek ki bunlar hep tek elden çıkıyor. O kimse, ondan başkası yok. Biraz böyle e, hani onların dışında birisi olmalı da, böyle böyle anlıyorum ben şeyi. Yani şu, yani şimdi tesanüt, şöyle bir şey. Tesanüt o demek değil ki. Bunu ben burada kesiyorum. Tesanüt ne demek olduğunu, çünkü vaktimiz çok e, kısıtlıydı ve maalesef doldu. E, i̇nşallah bir sonraki programda. ...kaldığımız yerden devam edelim diyorum ben... ...cümle programın başlangıcı da şöyle olacak... ...tesanit o değil ki Yunus... <laughs> ...olarak başlayacak... Ee, i̇nşallah bir sonraki programda devam edelim diyorum... ...çünkü vaktimizi açtık ...evet elhamdülillah diyelim... ...yani e, şemme çok... ...hızlı başladı fakat çok detaylı seyrediyor... E, ...metin çok güçlü... ...altından kalkamadık ama inşallah... ...bir sonraki metinde... ...gücümüz yettiğince... ...duamız yettiğince... Cenab-ı Hak ihsan ettiğince e, müzakeremize devam edeceğiz diyelim. Hoşçakalın.